Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda bir tane daha Tven'in örneği çözeceğiz. Bu sefer işler biraz farklı arkadaşlar. Ne açıdan derseniz. Bu örneğimizde biz normalde ne yapıyorduk? Bir tane chartımız vardı değil mi? Tven'in chartı diye başlıyorduk şurada. Ben Tven'in uygulayacağım diyorduk. Daha sonra bunu gidiyorduk. ikiye bölüyorduk arkadaşlar. Diyorduk ki bağımlı kaynak var mı? Varsa tik atıyorduk. Daha sonra diyordu ki bağımsız yani bağımlı kaynak yok mu? Yani ona da çarp atıyorduk değil mi? Bağımlı kaynak var, bağımlı kaynak yok. Şimdi bağımlı kaynak yoksa ne diyorduk? Ben r bulacağım. Tamam çok güzel. Sonra da v bulacağım. Zaten bunların örneklerini yaptık. Burayı biliyoruz. Peki bağımlı kaynak varsa ne yapıyoruz? Farklı bir şey mi? Yo yine r buluyoruz. Daha sonra gidiyoruz bir de v buluyoruz. Ancak... Bağımlı kaynakta yaptığımızdan farklı olarak r bulma süreci içerisinde arkadaşlar ki onu da Farklı bir kalemle göstereyim. RTV'nin bulma süreci içerisinde hatırlıyorsanız önce ne yapıyorduk? Bağımsız kaynaklarımızı öldürüyorduk değil mi? Burada yine bağımsız kaynaklarımızı öldürüyoruz. Yalnız ikinci adımda bir bağımsız kaynak ekliyoruz devreye. Bakalım ne alaka? Şimdi onu göreceğiz. Yalnız şu VTV'nin kısmı hiç sıkıntı değil. Orası aynen nasıl işliyorsa öyle işliyor. Şimdi arkadaşlar o zaman ben şuradan bu, bu soruya başlayayım. Bir diyeyim ki biz RTV'nin bulmak istiyoruz. Bunu bulmak istediğimiz zaman ne yapacağız? Devrede ki bağımsız kaynaklarımızı öldürüyoruz. Zaten bir tane var. Onu da bir tane kısa devreyle yer değiştireceğiz arkadaşlar. O kadar basit. Bunu yaptıktan sonra şöyle dümdüz bir şey elde ettik. Şurada 5 omluk bir direncimiz var. Aşağıya doğru giden bir bağımlı kaynak var. Bunu hemen şöyle çizelim değil mi? Bunu öldüremiyoruz çünkü bu da önemli bir notasyon. Tüm kaynakları öldürüyoruz diye bir durum yok. Bağımlı kaynakları öldüremezsiniz çünkü onlar zaten başka bir değere bağımlı arkadaşlar. Şimdi burada 5 ohmumuz var. Şuradan devam ediyoruz. 3 omluk bir değerimiz daha var. Şu burada 4 ohm'luk bir değerimiz var. Bizim total devremiz şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi burada bir problem oluşuyor. O problemi de şu şekilde çok iyi anlatacağıma inanıyorum. Şimdi şöyle şurayı da göstereyim. Burası IX bizim. Ee, bağımlı kaynağımızın bağımlı olduğu akım değeri. Şimdi burada oluşan problem şu arkadaşlar. Normalde eğer sizin devrenizde bağımlı kaynak olmazsa siz Bağımsız kaynakları öldürdüğünüz anda geriye kalan dirençlerle beraber eş değer direnci bulabiliyorsunuz. Fakat bağımlı kaynaklar söz konusu ise arkadaşlar eş değer direnç değişiyor. Bu bağımlı kaynakların kendilerinin sahip olduğu direnç değerlerinden dolayı. Ancak bu devrede başka bir bağımsız kaynak olmadığı için de biz burada bir eş değer direnç analizi yapamıyoruz. Zorlanıyoruz yani böyle bir olay yok böyle bir şey yok yani mefhum yok. Peki biz burada ne yapıyoruz yani? O zaman ne yapıyoruz? Hani bağımsız kaynak eklemenin ne gibi bir faydası var derseniz orada şunu söyleyeceğim. Şimdi normalde biz ne yapıyoruz? A ve B terminalleri arasındaki eşdeğer dirence bakıyoruz, değil mi? O zaman şöyle bir ok çizdim. Dedim ki benim baktığım şey R equivalent ya da R eşdeğer işte yani dil fark etmez. Eşdeğer dirence bakıyorum. Neredeki eşdeğer dirence bakıyorum? A ve B terminalleri arasında. Çok güzel. Bunu bulamıyorsun ya. Bana biri geldi diyor ki ya bunu bulamıyorsun ya dedi. Evet dedim. Ya peki dedi sen şu A ve B terminallerini şuraya alsan. Tamam aldım. Burası A, burası B terminali. Ya şimdi dedi bu terminallerin arasında bir voltaj değeri var değil mi dedi? Ben de evet dedim. Nedir o? Diyorum ki VAB. Dedi tamam süper. Ya dedi bir de bu terminaller arasında bir akım akacak değil mi dedi? Dedim evet. Ne hangi akım o? IAB. Tamam çok güzel. Ya dedi o zaman siz om kanunu bilen insanlarsınız. Om kanunu sayesinde şunu diyemez misiniz? VAB eşittir IAB çarpı RAB yani aradaki eş değer direnci biz gidip de voltaj ve akımı bilerek hesaplayamaz mıyız dedi. Dedik yani RAB VAB/IAB'ye bölü I, A, eşit olur dedi. Sen git A ve B terminallerine ait voltajı ve akımı bul, o sayede direnci bulabilirsin dedi. Ama ben de diyorum ki yani nasıl bulayım? Devrede hiçbir şey yok. Hani devrede herhangi bir kaynak yok. Şurada neyi nasıl bulayım yani? IX bir tane kaynak var o da IX'e bağlı. IX'in de değeri yok. Çünkü kaynak yok devrede. E, o da dedi ki bana o zaman sen bir tane ekleyiver canım sen bir tane kaynak ekle bakalım ne olacak e, nereye ekleyeyim dediğim zaman da diyor ki o zaman sen git bu terminaller arasında bir kaynak ekle şuraya ve soruyorum diyorum ki bu kaynak hani ne kaynağı olacak nasıl bir kaynak ekleyeyim akım mı ekleyeyim voltaj mı ekleyeyim bana da diyor ki sanki böyle gayipten biriyle konuşuyormuşum gibi oldu hikayesi dersin ama... O gayipten kişi de bana diyor ki... ...hiç fark etmez istersen akım... ...istersen voltaj kaynağı yükle... ...koy daha doğrusu ekle... Hiç fark etmez. Sonuç olarak eğer voltaj kaynağı koyarsan A ve B terminaller arasındaki voltaj değerine sahip olursun. Bu mantıkla gidip akım değerini bulman gerekir ki VAB bölü IAB yapabilesin. Ama eğer akım kaynağı koyarsan o zaman da A ve B terminaller arasındaki akım kaynağı sende olmuş olur. E, o zaman da VAB'yi bulman lazım ki VAB bölü IAB'den RAB'nin değerini bulabilesin. Ben de diyorum ki çok mantıklı. E şimdi bu soruda da o zaman gideyim şu araya bir amperlik bir akım kaynağı ekleyeyim. Ha bu arada yine bu aksakallı gayipten kişiye sordum. Dedim ki ben burada hani bir kaynak ekliyorum ya ben hadi akım seçtim ya bir amper versem 500 amper versem 3 versem 8 versem fark eder mi o da diyor ki hayır fark etmez nedeni nedir çünkü arkadaşlar bir amper verdiniz diyelim tamam mı şu an bir senaryodayız sallıyorum şimdi bizim amacımız ne VAB bölü AB'yi bulmak değil mi? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Ve burada da IAB'yi kendimiz bir değer atayarak 1 amper dedik. Çok güzel. 1 amper atadığımız senaryoda atıyorum 3 volt buluyorsak, daha sonrasında 5 amper aradığımız senaryoda da 15 bulacağız. Yani ne olacak arkadaşlar? Eğrisi doğrusuna gelecek ve direnç değeri her zaman ikisi arasındaki bir oran olacak. Şimdi şimdi hatırladınız mı o avludaki linearity dediğimiz, lineerlik dediğimiz konu neymiş? Şimdi anladınız değil mi? Input'u mesela 3'tü lineerlikten bahsederken mesela input 3 iken output 6 ise input'u 6 yaptığım zaman output 12 oluyordu değil mi? Heh işte lineerlik şimdi işin içine giriyor. Bu mantığı düşündüğümüz zaman buraya verdiğiniz rakamın bir önemi yok. Çünkü sonuç olarak bir orantı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Orada bir hataya düşmeniz mümkün değil. Ben de burada 1 amperi verdim rastgele tamam mı? Ve analizime başlıyorum. Analizin amacı arkadaşlar gidip şu akım kaynağının üzerindeki voltajı bulmak artı eksi şuradaki voltaj. Bunu arıyorum. Bunu bulmak için de böyle bir a, devrem var ya arkadaşlar. Bu devremde ne yapayım? Bir Kirchhoff uygulayayım. Ne dersiniz? A ve B noktalarında şöyle yapayım hatta rengimi değiştireyim. Şuraya A noktası diyorum arkadaşlar. Şuraya da B noktası diyorum. Tamam mı? Öncelikle A noktasında bir tane Kirchhoff'un akım kanununu uyguluyorum. Neyim var? V A bölü 5 var. Çok güzel. Bunun dışında V A eksi V B bölü 3 var. O da çok güzel. Daha sonrasında 1.5x giriş yapıyor değil mi? Onu karşı tarafa atacağım. Yalnız x'in de arkadaşlar v a eksi v b bölü 3 olduğunu biliyorum yani. Onu da şurada yazmıştım hemen. E, v a eksi v b bölü 3 çarpı 1.5 arkadaşlar. v a eksi v b bölü 2 olur aslında. Direkt o şekilde yazayım o zaman. v a eksi v b bölü 2. Çok güzel. E şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Burada biraz düzenleme yapacağım. Mesela ne yapabilirim? Baktım şimdi bu sayıları ben gidip mesela 30'da eşleyebilirim. Onun için şurayı 6 ile çarparım. Burayı 10 ile çarparım. Şurayı da 15 ile çarparım. Günün sonunda arkadaşlar VA'mız bizim 5 tane VB'ye eşit olacak. Negatif olarak tabii ki bu önemli. Ve şunu da şöyle kare içine, dikdörtgen içine aldım. Dedim ki bu benim birinci denklemim. Çok güzel. Şimdi çok benzer bir şeyi B noktasında yapacağım. Yine Kirchhoff'un akım kanunu uygulamamız gerekiyor. Bu sefer B'ye bakıyorum arkadaşlar. B'de neyim var? VB eksi şöyle bir çizgi de çekeyim karışmasın. VB eksi VA bölü 3 var değil mi? Daha sonrasında VB bölü 4 var. Ve en sonunda fark ettiğimiz şey şu 1 amper buradaki VB'ye giriyor. Bunu da karşı tarafa attım 1 olarak. Şimdi burada da biraz düzenleme yaptığım zaman arkadaşlar elime geçen şey 7VB eksi 4VA değil mi? Çünkü birini 4'te birini 3 ile çarpacağız. En sonunda bu 12 eşit olacak arkadaşlar. Bunu da şöyle dikdörtgen içine aldım. Buna da dedim ki bu da benim hasbel kader ikinci denklemim tamam. Şimdi bu bir ve ikinci denklemi kullanarak, e zaten vermişiz oranları değil mi? Bir ve ikinci denklemi kullanarak VB'yi çok rahat bulabilir miyiz bulabiliriz arkadaşlar. Eğer rahat bulamıyorsanız ben size şöyle bir tane tüyo vereyim hemen. Birinci denklemde va eşittir eksi 5 vb var değil mi? Bu şu demek. Va gördüğün yere git eksi 5 vb koy. E, i̇kinci denklemde eksi 4 va var mı arkadaşlar? Var. Va yerine eksi 5 vb koyduğumuz zaman oradan artı 20 vb gelir. Artı 20 VB artı 7 VB. 27 VB yapacak tabii ki. O 27 VB'de arkadaşlar 12'ye eşit olacak. Oradan 12 bölü 27 elde etmiş olursunuz VB için. Ve 12 bölü 27'nin de hesap makinesi değeri 0.44 volttur arkadaşlar. Şimdi bu çok önemli bir buluş. Neden? Çünkü yukarıya çıkıyorum tamam mı? VB'nin değerini buldum ya. VB aslında benim. Şurayı hemen şöyle bir sileyim biraz güzel gözüksün. VB aslında benim şu 1 amperlik akım kaynağımın üzerindeki voltaja eşittir. Arkadaşlar bakın şu noktalar arası. Şurası sıfır, şurası da VB'dir. Yani bu ıı, akım kaynağının üzerindeki voltajı ben buldum. Yani aslında ne yapmış oldum? Terminaller arası. A, B terminalleri arası voltajı bulmam gerekiyordu değil mi? Çünkü akımı zaten kendim vermiştim. Demiştim ki akım değeri benim kafamdan attım 1 olsun demiştim. Voltajı bulmam gerekiyordu. Onu da 0.44 bulduğum. Yani gidip şimdi oranlama vakti ki bu sayede R tvenini bulabileyim. O da ne olacak arkadaşlar benim için? V bölü I olacak. Oradan da 0.44 bölü 1'den 0.44 elde edeceğim tekrar. Peki hocam 1 amper değil de 2 amper koysaydık olur muydu? Olurdu canımın içi. Şöyle olurdu o da. 1 amper yerine 2 amper mi koydun mesela? Akım 2 amper oldu değil mi? O zaman da arkadaşlar siz yine bu işlemleri yapardınız. En sonunda da voltajı 0.44 değil bu sefer 0.88 bulurdunuz. Sonra da derdiniz ki r V bölü I'ye eşit 0.88 bölü 2'ye eşit yani 0.44 çıkıyor direnç derdiniz. Mantığımız aynen bu şekilde işliyor arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmaması adına şurayı siliyorum ve ikinci adımımız olan T'nin voltajını bulmaya geçiyoruz hep beraber. Şimdi burada da yine komplike herhangi bir şey yok arkadaşlar. Asıl burada komplike hiçbir şey yok çünkü düz analiz yapıyoruz V2'nin bulurken. Şimdi yukarıya çıkalım şu devrenin bir ekran görüntüsünü alalım. Burası değil tabii ki. Şurası. Şuradaydık. Aynen bu devreyi biraz daha küçültelim tabii bu biraz büyük oldu. Evet şimdi bu devrede yapmamız gereken şey arkadaşlar ve bulmak ve nasıl bulabiliriz aldık hemen kalemimizi ve biz ne olarak biliyoruz terminaller arası sahip olduğumuz voltaj olarak biliyoruz yani V A eksi V B olacak bizler için V zaten sıfır olduğunu alem biliyor o yüzden bu direkt V A eşit arkadaşlar şu noktadaki voltaj değerimize eşit ve de, bunu bulabilmek için de şöyle bir şey yapalım diyorum ben diyelim ki şurası bir yine A noktamız olsun şurası da B noktamız olsun ve bu iki noktada bir düğümsel analizler durumuna girelim. O zaman diyorum ki KCLA yani A noktasında bir Kirchhoff'un akım kanunu uygulayayım ben. Buradan ne geliyor elime? VA eksi 6 bölü 5 artı VA eksi VB bölü 3 ve en sonda 1.5 x'i de karşı tarafa atıyorum. Hatta 1.5 x'te de arkadaşlar 1 x, e, x'in yani ve A VB bölü 3 olduğunu bildiğim için buna da direkt diyebilirim ki bu da VA eksi VB bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra şimdi ne yapalım? Şöyle bir düşünüyorum biraz. Ha, burayı bir düzenleyelim önce. Burası ne çıkar arkadaşlar? VA artı 5 VB eşittir 36 çıkar. Yanlış mıyım? Şöyle bir düşünelim. Evet VA artı 5 VB eşittir 36 çıkar. Buna diyelim ki bu bizim birinci denklemimiz olmuş olsun. Daha sonrasında arkadaşlar bir tane de B noktasında Kirchhoff'un akım kanununu uygulamamız gerekecek. Onu yaparken de bu sefer diyorum ki VB eksi VA bölü 3 geliyor artı VB bölü 4 geliyor arkadaşlar. Başka bir şey yok bunu sıfıra eşitliyoruz. Burada biraz daha düzenleme yaptığımız zaman 7 VB'nin aslında 4 VA'ya eşit olduğunu görüyoruz. Ve burada da buna ikinci denklem diyelim. Tamam süper. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey ise şu. Birinci denklemle ikinci denklem arasında bir bağıntı elde etmemiz gerekiyor. Ben şunu düşünüyorum. Ben gider de. Birinci denklemi bir 4 ile çarparsam ne elde ederim? Hemen yapalım şurada. 4VA elde ettim. 20VB elde ettim. Şurada da 36, 4, 144 elde ettim. Buna da diyeyim ki bu da hadi bakalım 3. denklem olsun. Şimdi ikinci denklemi de şu şekilde yazabilir miyim? 7VB eksi 4VA eşittir 0. Buna da hadi bu da 4 olsun. Şimdi arkadaşlar 3 ile 4. denklemlere baktığınızda şuradaki 4VA ile şuradaki eksi 4VA topladığımız zaman birbirini götürür. Sonuçta ne elde ettim? 27VB eşittir 140. 44'ü elde ettim mi? Ettim. O zaman VBN çıktı. 144 bölü 24 çıktı. 27 çıktı mı? Çıktı. O da ne eşit işte arkadaşlar? 5.33 volta eşit. E Peki ben şunu söyledim mi? Şu noktada ne hangi voltajım varsa bu benim Vtven'inim olur dedim mi? Dedim. E o zaman 5.33'müş. Yani günün sonunda arkadaşlar hiç boşluğumuz kalmıyor tabii ki böyle sorularda. Ama şuraya hemen çizelim. Hatta farklı bir renkte çizelim ki herkes çok rahat görsün. Günün sonunda şunu söylüyoruz. Bu komplike devre var ya bu komplike devre aslında bir adet voltaj kaynağının a, seri bağlı bir dirençle beraber oluşturduğu şu figürle temsil edilebilir. Buradaki v değeri de 5.33'tür. 5.33 volt. Volt buradaki r değeri dediğimiz şey ise arkadaşlar. Evet direncin değerini unutmuşum. Hemen yukarı. şurada yazıyorum zaten ya. 0.44 arkadaşlar burada. da. 0.44 ohm. Ve bu da bu sorunun cevabı olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bağımlı kaynağımız olduğu zaman timenin biraz değişiyor. Ama öyle çok efsane değişmiyor yani. Yine baktığımız zaman aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyoruz. Tabi oradaki o direnç ve terminaller arasındaki voltaj ve akımı bularak o direnç değerini yakalama kısmı biraz anlaması zor olabilir. Biraz orada yoğunlaşmanız gerekiyor. Onun dışında Hani ekstra bir durum yok zaten ve TV'nin kısmında hiç yok voltajı direkt olduğu gibi buluyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki videoda bir tane daha TV'nin örneğimiz olacak yani muhtemelen 1 iki iki TV'nin örneği üçte Norton çözüp maksimum güç transferine geçeriz diye düşünüyorum ama bu işler hep nasip arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin sağlıcakla kalın. Türk milletinin karakteri yükseldi. Türk milleti.